Beş asır önce Diyarbakır'ı idaresi altına alan Osmanlı, Diyarbakır'a bir vali tayin eder. Tayin edilen vali, Diyarbakır'ı Safevilerin elinden kurtardığı için Diyarbakır halkı tarafından Fatih unvanıyla taltif edilir. Bıyıklı Mehmet Paşa ismindeki bu vali, Diyarbakır'a gelir gelmez muazzam bir imar ve iskan faaliyeti içine girmiştir. Ve bütün bu imar ve iskan çalışmalarını şu anda içinde bulunduğumuz Fatih Paşa Camii ile taçlandırmıştır. Bu muhteşem mabedi 5 asır önce vücuda getiren mimarlar 3 şeyden hiç taviz vermemişlerdir veya 3 şeye muazzam bir ihtimam göstermişlerdir. Birincisi sağlamlıktır. İkincisi mimari estetik, güzellik ve zarafettir. Üçüncüsü de akustik mimarisidir. Akustik mimarisinin amacı şudur: kaynaktan çıkan ses enerjisini hacim içinde, mekan içinde homojen bir şekilde dağıtabilme prensibini pratize edebilmektir. Ve aynı zamanda seste oluşabilecek rezonansları minimize etmek veya tamamen ortadan kaldırabilmektir. Ses caminin bir köşesinden çıktığı zaman caminin en uzak noktasında oturan kişi tarafından da çok net işitilir. Ve aynı zamanda o homojen bir şekilde dağılan ses kulakları ve yürekleri okşayan bir yankıyla dağılır. Şimdi akustik mimarisinin pratikte ne anlam ifade ettiğine bir örnek vereceğiz.